Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Instagram hesabınızın etkileşimlerini Instant Pro hesap yönetim programı ile nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Programımızda 60'tan fazla hatta 70'ten fazla menüler mevcut. Böyle bu menüleri bu şekilde inceleyebilirsiniz. Takip işlemleri, liste işlemleri, multi işlemler, beyin işlemleri, yorum işlemleri, gönderi planlama, gönderi kullanma, mesajlara cevap verme, mesajları okuma, hikaye işlemleri, hikaye izleme ve hikaye paylaşma gibi birçok seçeneği olan menüler mevcut arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda dediğim gibi Instagram hesabınızın etkileşimlerini nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim size. Burada ben hesabıma giriş yaptım bu şekilde. Şimdi ilk özelliğimiz multi işlemler menüsünde arkadaşlar, ana sayfadaki gönderilere yorum ve beğeni yapma işlemleri. Buraya tıklayıp menüyü çalıştırdıktan sonra şimdi bu menünün amacı nedir? Öncelikle şunu anlatayım size. Şurada keşfetti arkadaşlar paylaşımlar mevcut. Şöyle geldik paylaşımlar. Şimdi bu paylaşımlara program tarafından otomatik olarak yorum yapılacak. Bu yorum karşılığında yorum yapılan sayfalar sizin sayfanıza etkileşim gösterecekler. Yani sizin sayfanıza yorum ve beğeni yaptıkları takdirde Instagram sizin o son paylaşımınızı otomatik olarak keşfete ekleyecek. Keşfette de sizi takip etmeyen insanlar tarafından paylaşımınız görüleceğinden dolayı hesabınızın etkileşimi ve paylaşımınızın etkileşimi bir anda yükselmeye başlayacak. Hem paylaşımınızın yorum sayısı yükselecek hem de paylaşımınızın beğenileri yükselecek. Şimdi bu menü nasıl kullanılır onu anlatacağım size. En üstten başlıyorum. Toplamda 20 işlem yapılsın derseniz toplamda keşfetteki 20 paylaşıma yorum yapacak veya beğeni yapacak, sonra duracaktır. O yüzden biz bunu yükseltiyoruz arkadaşlar. 2000 işlem yapılsın diyoruz. Her 50 beğeni de, yani her 50 işlemde 260 saniye bekle diyeceğiz programı. İşlem süresi normalde standart ayarlar bu şekilde, ama ben video çektiğimden dolayı işlemleri hızlandıracağım. O yüzden 1 ila 3 saniye arası işlem yapılsın diyeceğim. Yorum olarak ne yapılsın? Yorum çok önemli arkadaşlar. Harika paylaşım, seri dön veya o yazabilirsiniz buraya. O yüzden bu şekilde bırakıyorum ben. Yorum yapılsın diyorum. Yorumun sonuna otomatik harf sayı ekle diyorum. Gönderi beğenilsin, yani paylaşım beğenilsin diyor. Şimdi burada keşfet kontrol süresi nedir? Buradaki keşfetteki paylaşımlar belli bir süreyle yenileniyor. Programa diyoruz ki 5 ile 10 dakika değil de 10 ile 20 dakika arası bu paylaşımları kontrol et, listele diyoruz kısacası. Tam tersi yapmak isterseniz, yani siz etkileşimi sadece kendi takipçilerinizden isterseniz, ana sayfadaki gönderileri beğen diyeceksiniz. Yani gönderileri kontrol et diyeceksiniz. Ana sayfadaki paylaşımlar sadece kontrol edilecek. Şimdi ben buradan kontrol başlatıp başlat dediğim anda işlem yapmaya başlayacak. Kontrol başlat dedim. Gönderiler listelendi. Gönderiyi çekti. Gönderiyi yorum yaptı ve beğendi. Tıklayıp bakmak istediğimiz zaman, evet, şu anda bu gönderiye yorum yaptı ve otomatik olarak beğendi arkadaşlar. Bir başka paylaşıma bakalım. Şunu kapatalım arkadaşlar. Bir başka paylaşıma bakacak olursak, beğendi, yorum yapıldı. Tıklıyoruz. Aynı şekilde beğendi, yorum yaptı. Yorum çok fazla olduğundan dolayı göremiyoruz. Farklı bir paylaşımda göstermeye çalışacağım size bunu. Şurada bir ayar olması lazım. Yorumları eski tarihli gösteriyor şu an. Yani yeni yorumları gösterebilmek için buradan gösteremeyeceğim. Fakat telefondan baktığınız zaman yorumu görebilirsiniz. Bunu da kapatalım. Bu menünün kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu sayfalara otomatik yorum ve beğeni yapıyor. Bunun sonucunda bu sayfalarda sizin paylaşımınıza yorum ve beğeni yaptığı takdirde sizin paylaşımınız belirttiğim gibi Instagram tarafından otomatik olarak bu bölüme, yani keşfete eklenecek ve keşfette sizi takip etmeyen insanlar tarafından paylaşımınız otomatik olarak görülecek ve kişinin isteğine bağlı olarak da paylaşımınızı beğenebilir, paylaşımınıza yorum yapabilir, sayfanızı takibe alabilir, etkileşim gösterebilir arkadaşlar. Bir diğer özellik, bunu durduralım öncelikle. Bir diğer özelliğimiz programdaki şurada
hikaye işlemleri var arkadaşlar. Listedeki kullanıcıların hikayelerini izleme. Bunu neden yapacaksınız arkadaşlar? Bunu şu amaçla yapacaksınız. Şimdi Instagram'da hikaye paylaştığınız zaman insanlar hikayelerine kimlerin baktığını merak edip bakıyor. Şimdi baktığın zaman hikayenizde mesela hiç takip etmediğiniz bir insanı gördüğün zaman meraktan da olsa girip kimin baktığına bakıyorsunuz, profilini inceliyorsunuz. Bu şekilde olduğu zaman program tarafından bu hikayeleri otomatik olarak izlettireceğiz ve izlettiğiniz insanların dikkatini çekmeye çalışacaksınız bu özellik sayesinde. Bunu kullanabilmek için öncelikle bir liste oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Listeyi nereden oluşturacaksınız? Buradan. Liste işlemleri kullanıcıyı takip edenleri çekiyoruz arkadaşlar. Siz beğeni yapan kişilerden de çekebilirsiniz. Burada birden fazla menü var belirttiğim gibi. Şimdi öncelikle bir sayfa seçeceğiz. Bu sayfayı seçtik diyelim. Geldik. Bu sayfanın kullanıcı adını aldık arkadaşlar. Kopyala dedik. Şöyle yapayım. Şöyle tıkladınız. Kopyala dediniz. Şimdi buraya geliyorsunuz. Kullanıcı adını yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı detayını getir diyorsunuz. Kullanıcı detayını getirdikten sonra hikayeleri izleyebilmeniz için kişilerin gizli olmaması lazım. Profilleri gizli olmamalı kesinlikle. Bunu işaretledikten sonra siz burada rakamı yüksek yazacaksınız. Mesela 70 bin yazacaksınız buraya. Çünkü sayfanın 70 bin takipçisi var. Hatta 71,6 bin. Ben bu şekilde takipçileri getir dedikten sonra burada liste oluşacak gördüğünüz gibi. Liste bu şekilde uzayacak, uzayacak, uzayacak. En son liste bittikten sonra arkadaşlar listeyi kaydedeceksiniz. Tabii ben şimdi bu listenin hepsinin gelmesini beklemeyeceğim video çektiğimden dolayı. Bunu durdur diyorum arkadaşlar. Bu kadar liste bize yeterli. Listeyi kaydet diyeceksiniz arkadaşlar. Listeyi kaydet dedikten sonra burada hikaye diye kaydediyoruz bunu. Hikaye kaydettik. Evet. Şimdi bu menüyü kapatabiliriz arkadaşlar. Burada hikaye işlemleri. Listedeki kullanıcıların hikayelerini izleme diyoruz. Liste yükle diyoruz arkadaşlar. Hikayeyi seçtik buradan. Aç dedik. Şimdi hikaye görüntülenme işlem süresi diyor. 1 ile 2 saniye arası. 2 hikaye arasındaki izleme süresi olacak. Yani 2 saniyede bir hikayeleri izlemiş olacak kısacası. Her 50 hikaye izlemeden sonra örnek veriyorum programa diyelim ki 120 saniye yani 2 dakika. Her 50 izlemede bir 2 dakika bekle diyeceğiz kısacası. Başlat dedikten sonra kullanıcı aldı. Evet, şu anda hikaye paylaşmamış diyor. Şöyle bir kontrolü sağlayalım arkadaşlar. Evet, kişi hikaye paylaşmadığı için yakalayamıyor doğal olarak. Bu şekilde başlat diyeceksiniz. Otomatik olarak kişilerin hikayelerini izlemiş olacak. Şu anda bizim çektiğimiz listede kimse hikaye paylaşımı yapmadığından dolayı izleme yapamıyor. Ama hikaye paylaşanlar var ise bu listeden otomatik olarak hikayelerini izleyecek. Bu menünün kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda kontrol ediyor fakat çoğu kullanıcı hikaye paylaşmamış oluyor. Şöyle bir daha başlat diyelim. Farklı bir kullanıcı gelsin. Kopyalayalım bunu tekrar. Son kullanıcıyı da bir kontrol edelim hikaye paylaşmış mı diye. Evet, burada hikaye paylaşmamış. Hikaye paylaşmış olsa orada görebilirdik arkadaşlar. Yani bu menünün kullanımı bu şekilde. Liste yüksek olacağından dolayı günlük minimum 5.000, 10.000 kişinin hikayesini izleyebilirsiniz bu şekilde. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar ana sayfadaki paylaşımları beğendirme işlemi. Şimdi bu özellik sayesinde sizin takip ettiğiniz kişilerin paylaşımları beğenerek onların da sizin paylaşımınızı beğenmesini sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde mobil işlem yapılsın. Buradan seçenek işaretliyoruz. İşlem süresi
Ben video çektiğimden dolayı kısa yapacağım arkadaşlar. Genel olarak toplamda 2000 beğeni yapılsın derseniz 2000 paylaşımı beğenir ve kendini durduracaktır. Buradaki amaç dediğim gibi ana sayfadaki paylaşımları beğendirmek ve bunun sonucunda hesabınıza etkileşim almak. Yani onlar da sizin profilinize girecek, profilinizdeki paylaşımları inceleyecek ve sizi takip ettikten sonra paylaşımlarınızı beğenebilirler. Kontrol başlat diyerek işlemleri başlatıyoruz arkadaşlar. Şu anda beğeni yapıldı diyor. Tıklıyoruz mesela. Buradan beğeni yapıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde başka bir paylaşıma bakalım. Şunu kapatalım. Evet. Şu anda paylaşımları beğendi. Kendine beklemeye aldı. 29 dakika önce paylaşmış, ana sayfama düşmüş ve otomatik olarak beğendi arkadaşlar. Bu şekilde program ile hesabınızın etkileşimlerini artırabilirsiniz. Programı nasıl satın alabilirim derseniz InstantPro web sitemize gireceksiniz, instantpro.com. Daha sonra burada WhatsApp numaramız mevcut. WhatsApp üzerinden buradan tıklayarak WhatsApp ile satın alı tıklayarak WhatsApp üzerinden bize yazabilirsiniz. Öncelikle sitemize kayıt olmalısınız arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra buradan giriş yaparak satın alabilirsiniz. Kredi kartı seçeneği mevcut arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Detaylı bilgi al dediğiniz zaman program nasıl kullanılır, program size nelere vaat ediyor, bunların hepsini görebilirsiniz. Takip işlemleri, işte mesaj işlemleri, gönderi planlama, lokasyon işlemleri, bunların hepsini buradan görebilirsiniz. Buradan programı nasıl kullanacağınız hakkında bilgiler mevcut. Eğitim videoları mevcut arkadaşlar. İşte takipten çıkarma, otomatik takipten çıkarma nasıl yapılır vesaire vesaire. Videolarımız web sitemizde mevcut arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. InstantPro ile ilgili ve Instagram ile ilgili daha fazla video görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.